Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Hem çok lezzetli oluyor hem de yapımı çok kolay. Şimdi tarifine geçiyorum. Hamuru için 2,5 su bardağı ılık suyu kabın içerisine ekliyorum. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekiyor. Ilık olacak. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir pakette mayayı ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında sadece artık unu eklemek kalıyor. Dışarıdakilerden çok daha lezzetli hem de kendiniz yaptığınız harika bir Ramazan pidesi oluyor. Şimdi içerisine unu ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullanıyorum. Şimdi unu böyle ekledim. İlk önce spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında da elimle yoğurmaya geçeceğim. Böyle yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Hafif ele yapışacak hamurunuz. O yüzden çok fazla un eklemeyin. Çok fazla un eklerseniz hamurunuz sert olur. Böyle hafif dediğim gibi ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Artık hamur toparlanmaya başladı. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi böyle tezgaha çok az un serptim. Biraz da üzerine serpiyorum. Böyle daha iyi yoğurabilmek için tezgaha aldım. Şöyle bir 2-3 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Ara ara da çok az olacak şekilde un serpiyorum. Çok fazla un serpmiyorum. Ve hamuru iyice yoğuruyorum. Bu ölçülerle 2 adet pide çıkıyor. İstiyorsanız yarısını hazırlayıp bir tane Ramazan pidesi de yapabilirsiniz. Böyle iyice yoğuruyorum. Tamamen toparlandı hamur gördüğünüz gibi. Şimdi kabın içerisine tekrardan ekliyorum ve üzerini kapatıyorum bir streçle ve şöyle 1 saat boyunca sıcak bir ortamda mayalanması için dinlendiriyorum. Şimdi hamurumuz güzelce mayalandı, dinlendi. Böyle görüyorsunuz gayet güzel kabardı. Şimdi tekrardan böyle hafifçe elimle yoğuruyorum ve kabın içerisinden çıkartıyorum. Bu tarifi denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Dışarıdan bir daha Ramazan pidesi almayacaksınız. Hep yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Şimdi tezgaha yine çok az un serpiyorum. Hamuru ekliyorum. Yine biraz üzerine de un serpiyorum ve yine böyle 2-3 dakika yoğuruyorum hamuru. Sonrasında hamuru ikiye böleceğim. Zaten böyle artık iyice toparlandı. Gayet güzel bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tam böyle ortadan ikiye hamuru bölüyorum. Sonrasında ikisini de yuvarlıyorum. Böyle bir beze haline getiriyorum. Hazırlaması da gördüğünüz gibi oldukça pratik. Hemen böyle hazırlayabiliyorsunuz. Sadece mayalanması için biraz bekliyoruz. Ama hazırlaması gayet kolay oluyor. Böyle 2 adet bezeyi hazırlıyorum. Sonrasında pişireceğim fırın tepsisine biraz un serpiyorum. Böyle tepsinin her yerine gelecek şekilde unu serpiyorum. Hamuru da tepsiye ekliyorum. Sonrasında üzerine de çok az un serpiyorum ve üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Yarım saat kadar tekrardan dinlendiriyorum mayalanması için. Diğer hamuru da aynı şekilde yapıyorum. Pişireceğim fırın tepsisinde tekrardan bir yarım saat mayalandırıyorum. Yarım saat sonrasında üzerindeki bezi kaldırıyorum. Şimdi hamuru elimle açıyorum. Zaten böyle mayalandığı için gayet kolay bir şekilde açılıyor. Büyüklüğünü de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Böyle hamuru yavaş yavaş elimle açıyorum. Dediğim gibi çok kolay açılıyor zaten görüyorsunuz. İsterseniz biraz daha büyük veya küçük de hazırlayabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra üzerine sürmek için yumurta sarısıyla yoğurdu karıştırıyorum. Bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Ben tatlı kaşığı ile ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurt eklerseniz gayet iyi olur. İkisini iyice karıştırıyorum. Sonrasında ekmeklerin üzerine süreceğim. Böyle yarısını bir pidenin üstüne, yarısını da bir pidenin üstüne döküyorum. Şimdi elimle böyle sürüyorum her yerine gelecek şekilde. Sonrasında şekil vermeye geçeceğiz.
Güzelce her yerine sürdükten sonra elimle şekil veriyorum. Böyle kenar kısmından yuvarlak olacak şekilde parmağımın ucuyla bastırıyorum. Sonrasında içerisinde yine böyle parmağımın ucuyla şekil veriyorum. Gayet kolay zaten hazırlaması. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerine yumurta sarısını sürüp şekil veriyorum. En sonunda üzerine biraz çörek otu serpiyorum. İstiyorsanız susam da serpebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şöyle bir 40-45 dakika yeterli olur ama fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü şekilde pişirirseniz iyi olur. Şimdi Ramazan pidelerini fırından çıkarttım. Altı da üzeri de gayet güzel kızardı. Ayrıca istiyorsanız un yerine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Böyle yumuşacık harika bir Ramazan pidesi oldu. Şimdi şöyle bir bıçakla kesip içerisinde göstereceğim. Gayet güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Zaten dediğim gibi dışarıdan bir daha Ramazan pidesi almayacaksınız bu tariften sonra. İçerisi de çok güzel mayalandı. Hem hazırlaması kolay, hem evde kendiniz yapıyorsunuz, hem de malzemesi oldukça az. Yani oldukça pratik bir tarif. Böyle içerisi de boş boş görüyorsunuz. O kadar güzel mayalandı ki. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.